Bak hadi bugün iyisiniz ha. Harika bir brownie kurabiye yapacağım size. Gerçekten bayılacaksınız. Öyle böyle bir kurabiye yemedim diyeceksiniz. Hatta buna para verir alırım diyecek eşiniz dostunuz. O derece güzel. Önce çikolatayı benmari eriterek işe başlıyoruz. Burada hafiften tıkırdayan bir suyum var. Üzerine 120 gram kadar çikolata ilave ediyorum. Üstüne de 30 gram tereyağı ilave ediyorum. Çikolata eriyene kadar bunu burada kendi haline bırakıyorum. Diğer tarafta gelelim buradaki arkadaşın işlemine. Şimdi normalde hani böyle un, şeker, çırp, onu yap, bunu yap falan işlemlerimiz vardı. Burada Boschmann mutfak makinesi bizim için bu işlemleri tamamen yapacak. Çünkü çok sıvımız yok. O yüzden güce ihtiyacımız var. Bir tane yumurtayı direkt olarak içerisine kırarak işe başlıyorum. Seri 2 mi? Bu seri 2 evet. Yani seri 2 haznesi yine gayet güzel geniş. Çok daha kolay giriyor çıkıyor mesela şu hazne. Pıt diye giriyor. Yine pıt diye yerine çıkıyor. Katlanıyor, dolaba giriyor filan. O yüzden bu seri 2 şu aralar yeni gözlem çok da rahat iş yapıyor. Bir de güçlü kuvvetli aynı zamanda. Şimdi bak yumurtanın tamamını bunun içerisine koydum. Ve başlıyorum bunu burada ufak ufak çırpmaya. Yumurtayı hafif çırparken böyle aşağı yukarı 3'te 1 bardak kadar toz şekeri ilave edeceğim. Ve çırpmaya aynı şekilde devam edeceğim. İçerisine bir küçük tutam deniz tuzu ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı kadar da granül kahveyi aynen bu şekilde koyuyorum. Ne suda açarak ne bir şey yaparak. Bir tatlı kaşığı granül kahve granül vaziyetinde içine giriyor. Pratiklik bu olsa gerek. Dakikalar içerisinde buradaki karışım kısmen hazır. Burada da zaten çikolatayla tereyağı hızlıca eridiler. Şimdi yeniden çalıştırmaya başlayacağım. Çırparken buradaki çikolatalı tereyağlı karışımı bu arkadaşın içerisine yedireceğim. Zaten brownie'nin temel kıvamı da bu güzel çırpma işleminden geçiyor. O yüzden şöyle yüksek deviri alın ve yavaş yavaş buradaki çikolatalı ve tereyağlı karışımı yumurtalı karışıma ufak ufak ekleyin. İşlem bu kadar. Şimdi bu çırpma ucunu çıkartabilirim. Şunu da kenara alayım. İlk yapacağım şey bunun içerisine kuru malzemeyi eklemek, 40 gram, bu da aşağı yukarı 3'te 2 bardak gibi yapıyor. Un, yarım paket kabartma tozu, bir paket de toz vanilya ekliyorum. Süzgeçten geçiriyorum, her şeyi karıştırıyorum. Güzelce karıştırıyorsunuz, güzelce karıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kıvam istediğimiz şekilde yoğunlaştı. Bu karıştırma işleminden hemen sonra da işin içerisine 4'te 1 bardak kadar aşağı yukarı ince dövülmüş ceviz ve bir küçük avuç kadar da çikolata ekliyoruz. Her şeyi burada güzelce karıştırıyoruz. Bu arkadaşı direkt olarak böyle porsiyonlayabiliriz. Ama bu ciddi bir hata olur. Yapacağımız şey bunu yaklaşık 10 dakika kadar derin dondurucuda bekletmek. O zaman o kadar güzel gövdeleniyor ki porsiyonlamak için birebir yapmamız gereken bu. Alın bunu 10 dakika derin dondurucuya gidin. 10 dakikanın sonunda bak böyle hafif kıvam gövdeleniyor ve yoğunlaşıyor. Şimdi bu dakikadan sonra 2 tane kaşık alacağız. Bir tanesini güzelce doldurduktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üstüne şöyle bırakacağız. Bu porsiyonlama işlemini dondurmadan yani hafif buz derin dondurucuda bekletmeden yapmanız çok çok daha zor. O zaman böyle hemen kendi kıvamını bırakıyor ve istediğiniz gibi şekil vermeniz zorlaşıyor. Üstlerine küçücük bir parça deniz tuzu koyacaksınız. 180 derecelik fırında takriben 12 dakika kadar pişireceğiz. Hangisini yesek? Hadi şunu yiyelim. Bak hepsinin altı son derece güzel vaziyette pişmiş. Fırından çıkar çıkmaz bunu yemeyeceksiniz. Şimdi bir kırma testi yapalım. Yaklaşın. Bak. Bak. Bir de bak şöyle bak. Mümkün olduğu kadar anakonda tekniği böyle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz. Bu tarifa bayılacaksınız. Başta dedim ya para verir olurum diye. Para verip olursunuz. O kadar güzel. Hepinize afiyet olsun.